Evet hocam. Arman hocam tabii tümör ve kanserlerden de bahsettik. Evet. Ürolojik tümörlerde hangi tedaviler vardır? Şimdi ürolojik tümörlerin tabii ki erken dönemlerde cerrahi tedavileri çok başarılı sonuçlar verir. Bizim ürolojide yukarıdan aşağıya çok kısaca bir böbrek tümörü olması, üreter kanalı, idrar kanalının içinden çıkan tümörlerin olması, mesanenin, idrar kesesinin tümörlerinin olması, prostatın tümörlerinin, kanserlerinin olması ve tabii erkeklerde yumurtalıkların tümörünün olması karşılaştığımız durumlar. Yani hiçbir organ tümörden muaf değil. Ürolojik bütün organlarımız tümörle karşılaşabilir, tümör kaynağı olabilir. Ve bütün bunlarda ister açık ameliyatlar olsun, ister kapalı ameliyatlar olsun, erken teşhis konulduğu zaman gerçekten kişi için yüz güldürücü sonuçlar, hekim için de sevindirici sonuçlar ortaya çıkıyor. Böbrek tümörlerinin açık ameliyatları çok yapılırdı ama günümüzde bunu laparoskopik yöntemde bildiğiniz gibi birkaç delik açıp o cihazlar yardımıyla böbreği komple alıp poşet içinde de paralayarak onu hani mikserleyerek çamur halinde dışarı çıkardığımız ameliyat tekniklerimiz var. Hani delikler açılıyor ama o böbrek ve kitle de o delikten çıkmıyor. Dolayısıyla bir poşetin içinde onu mikserleyip dışarı çıkartıyorsunuz. Bu tip ameliyattan açığa dönmesi nadir ama tabii ki gerekiyorsa da açılabiliyor. Onun dışında mesane tümörleri bizim en sık karşılaştığımız tümör tipi, belki prostattan sonra ikinci sırada üroloji için. Mesane tümörü kanseri hastalarının da az önce çok vurguladığımız idrarda kanama şikayetiyle bize geldiğini görüyoruz. Çünkü mesane kanseri bir ağrı yapmıyor. Bulunduğu organ nedeniyle bir boşluk var ve orada rahat büyüyor. Ancak kendini kanamaya bağlı belirtilerle, pıhtılı, kanlı, kırmızı idrar yapmayla ifade ediyor. Ve maalesef tabii ki her zaman olduğu gibi sigarada mesane kanserinde çok önemli bir role sahip. Ama biz mesane kanserini erken dönemde yakalayabildiğimiz zaman kapalı gene endoskopik ameliyatlarla temizliyoruz. Yani hastayı açıp mesaneden tümörü alıp kapatmak değil de idrar kanalından girip kamerayla mesaneye kadar ulaşıp bir takım koter ve teller yardımıyla o tümörü tabanına kadar kazıyarak, temizleyerek tümörü dışarı alabiliyoruz ve sonra takibini yapıyoruz. Ama gene bir mesane kanserinin hacmi çok büyümüşse, mesane duvarını komple tutmuşsa veya lenf bezlerine sıçrama yapmışsa o zaman da maalesef idrar torbasının komple dışarı alınması söz konusu oluyor. Tabii bu kez idrarı depolayabileceğiniz bir organınız kalmayacak. Bunu da ya yandan cilde vermek, torbaya vermek söz konusu idrarı, kanalları cilde yaklaştırıp veyahut da bağırsaktan mesane benzeri rezervuarlar oluşturup gene üreter dediğimiz kanallarla idrar kanalını arasına onu yerleştirmek söz konusu. Tabii bunlar iyi bakım isteyen, iyi takip isteyen teknik ve önemli ameliyatlar. İşin oraya varmaması lazım. Çünkü hiçbir zaman kişinin kendi organının yerini tutmuyor. Yani bağırsaktan yapacağınız bir idrar torbası sizin o orijinal mesanenizin lüksünü sağlamıyor. Zaten kişinin sağlık lüksü nedir? Hani bütün organlarının çalışması ama kişinin de bunun farkında olmaması. Ama işte mesaneniz değişince, bağırsaktan yapınca bu kez boşaltamıyorsunuz. Çünkü orijinal mesane gibi kasılıp idrarı itmiyor. Bu kez baskı yapıyorsunuz veya sonda takıp boşaltıyorsunuz gibi gibi. Yani iş eğer tümörün ileri aşamasına vardıysa maalesef onun size bir bedeli oluyor. Bir yaşam kalitenizde bir düşüşünüz oluyor. Mesane kanserlerinin tedavileri temelde böyle. Eğer sıçramalar varsa her zaman olduğu gibi onkolojiye bağlı tedaviler, onkoloji hocalarımızın yapmış olduğu kemoterapiler mesanede gündeme geliyor. Böbrekte küçük bir parantez açıp geri dönmek istedim. Bazen böbrek tümörlerinin lokasyonu çok önemli. Bakıyorsunuz böbreğin üst veya alt köşesinde veya yandan dışarı doğru büyümüş bir
tümör yakalıyorsunuz erken dönemde. Bunu sadece tümörü alarak da olayı kapatabiliyorsunuz. Yani her zaman böbreğin komple alınması söz konusu olmadan işi kurtarabiliyorsunuz. Tabii ki şimdi iki böbreği olunca birini almak çok böyle çaresizlik değil ama hani gene de o tümörlü böbreğin de tümörünü alıp böbreği bırakmak da hakikaten çok anlamlı ve iyi bir yaklaşım oluyor kişinin ileri hayatı açısından. Dolayısıyla hani her zaman tümör oldu mu böbreğin tamamı gidecek diye bir şey yok ama böbreği de bırakacağım diye de tümörü bırakma ödününe girmemek lazım. Yani böbreği koruyacağım diye de tümör bırakmamamız gerekiyor. Orada zaten patologlarımız cerrahisinin herhalde tümör olup olmadığını bize söylüyor. Biz de o kararımızı orada ya böbreği alalım ya da tamam bitti tümörü aldık tümör kalmadı gibi de düşünebiliyoruz. Ve gelelim iki kanserimiz daha var sık gördüğümüz. Prostat kanseri ve erkeklerde yumurtalık kanseri. Prostat kanserini biraz geniş tutarız ama yumurtalık kanseri için şunu söyleyeyim. O da erken yakalandığında gerçekten hayat boyu bir sorun çıkartmadan atlatılabiliyor. Neticede iki tane yumurtalık olduğu için üreme açısından, evlilik hayatı açısından da tek yumurta bir kişiye yetiyor. Bir böbreğin yettiği gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla onda da çok erken teşhis çok önemli. Benim tavsiyem testis tümörleri erken yaş hastalığıdır. Yani 20'li 30'lu yaşların hastalığıdır. Eğer bir büyüme, bir düzensizlik, bir volüm hacim artışı oluyorsa mutlaka üroloğa hemen koşsunlar. Ağrım yok deyip önemsemesinler. Maalesef yumurtalık tümörleri de erkeklerde ağrı yapmıyor. Ancak hacim büyümesiyle kişiyi uyarıyor. Öyle bir şüphe oldu mu bence hemen üroloğa koşmakta yarar var. Ve gelelim esas büyük hasta popülasyonumuz prostat kanserinin tedavisi. Ki o da erken dönemde bir ameliyattan orta ve ileri evrede hormon tedavilerine veya kemoterapiye kadar giden bir süreci, bir spektrumu kapsıyor. Yani alternatif tedavileri çok ama o hasta için, o pozisyondaki durumdaki insan için en doğru tedaviyi seçip en doğru tedaviyi yapmak da tabii ki üroloğun görevi sağlamak, üroloğun görevi. Kanserlerimiz böyle. Yani inşallah tabii kimse karşılaşmasın. Yüz güldürücü hastalıklar değil. Ama erken teşhis varsa da gerçekten orada rahat olmak lazım. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Kesinlikle.